Bu vesileyle hem hepinize hoş geldiniz diyorum hem de daha önemlisi aziz milletimi buradan selamlamak isterim. Anadolu'nun her yerindeki vatandaşlarımı, anneleri, babaları, hele genç nesilleri, evlatlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve aynı zamanda özlemlerimi de sunuyorum. Gerçekten özledim onları. Göksal Bey, o zaman yakın tarihimize bir girelim. Çok uzağına değil ama yakınına girelim. 91 seçimleri aslında yasakların kalktıktan sonraki önemli bir döneme işte. Aslında bakarsanız eğer yasaklar hep Türkiye'nin gündeminde oldu. Darbeler hep gündeminde oldu. Ve 1960 darbesini yaşadık, 71 darbesini yaşadık, 80 darbesini yaşadık. Ve netice itibariyle ben Doğru Yol Partisi'ne girdiğim zaman Doğru Yol Partisi yasaklıydı. Bir yandan Demirel beni Boğaziçi Üniversitesi'nin eski bir profesörü değil, o günkü bölüm başkanı, profesör olmuş birisi olarak ve epeyce bütün sivil toplum örgütlerinde, işte bu odalar birliğinden ticaret odalarına kadar, TUSİAD'a kadar vesaire hep danışmanlıklar, baş danışmanlıklar ve Türkiye'nin gündemini de elimde tutan bir profesör olarak her ikisi de bana taleplerde bulunuyorlardı. Fakat çok garip bir şey, aslında bunların hepsinin gelişi aynı yerden, Demokrat Parti'den. Yani 60 ihtilali, Demokrat Parti, ipe gönderilen bir başbakan, arkasından kurulan bir Adalet Partisi, Adalet Partisi'nin aşağı yukarı baş aşağı ettiği bir ihtilal, zincir bozanlar ve ondan sonra kurulan Anavatan Partisi. Biz o zaman Anavatan Partisi'ni değil de ben Doğru Yol Partisi'ni tercih ettim. İsrarla Özal gelerek ısrar etti. Sayın Demirel de öyle yaptı. Ve ben uzun zaman düşündükten sonra aslında o zaman Anavatan Partisi'nin ekonomik politikalarında oldukça zamansız, zaman zaman yanlış buluyordum ve bunları açıklıyordum da, birçok panellerin içinde yer alıyorduk o zamanlar. Fakat Sayın Demirel'in yanında aldım. Çünkü yasaklıydı o. Ve manşetler %5'in altında olduğunu gösteriyordu. Biz referanduma soktular tekrar. Ve yani ucu ucuna Demirel geçti. Ve biz oradan iktidara yürüdük. Ben o zaman Doğru Yol Partisi'nin mahzeni vardı. Siz bilmezsiniz, onu, gençler onu hiç bilmezler. Biz mahzene girdik ilk önce. Yani genel idare kurullarımız bir apartmanın mahzeninde başladı. Oralardan biz 91 seçimlerinde iktidara yürüdük. Ve o dönemde CHP ile kuruldu Başbakan Demirel. Ben de hep yanındaydım bütün mücadelesinde ve özellikle bu süreçte, seçim sürecinde ve ondan önce bu mahzen sürecinde hep yanında olarak bana Maliye Bakanı mı olmak istiyorsun, Hazine Bakanı mı dedi. Ben Hazine Bakanı olmak istediğimi, ama bir etapta Maliye ve Hazine'nin de birleşmesinin çok yerinde olacağını söyledim. Nitekim şimdi bugünkü sistemde bu birleşmiş durumdadır. Bence hayırlı da olmuştur. Çünkü ekonomide Merkez Bankası'nın, Hazine'nin ve devlet planlamanın bir arada maliye ile birlikte hareket etmesinin çok büyük yararı vardır ülke yönetiminde. Ama oraya geldik ve CHP ile değil, onun öncesi olan SHP ile bir koalisyon kurduk. CHP çok ufak bir partiydi, SHP daha büyüğüydü ve Erdal İnönü ve Demirel koalisyonu kurdular. Biz de Hazine Bakanıyız o etapta. Fakat hakikaten Özal'ın kendisi de bizzat bana son dönemlerde ekonominin çok kötü gittiğini ve hakikaten harap durumda olduğunu, kendisinin hastalığından sonra bizzat söylemiştir. Ve biz çok zor şartlarda bir ekonomiyi devraldık orada. Tabii 10 yılda Sayın Demirel yasaklı kalmış. Bu kolay bir olay değil. Demirel şapkasıyla her tarafı dolaşan, herkesin gönlünde olan,
bir lider. O zaman da baba olarak çıktı zaten. Ve herkese bir şeyler vermek istiyor. Ekonominin bütün dengeleri bozuk ama biz herkese bir şeyler vermek istiyoruz. Öyle bir ortamda netice itibariyle bu şekilde giderken ben bir şeye şahit oldum. Ne kadar iki partinin tabanları birbirlerine yakın olsa da, yani Doğru Yol Partisi ile aslında Anavatan Partisi'nin tabanları birbirine yakın olsa da çok büyük bir rekabet vardı aralarında. Çok büyük bir rekabet vardı. Bu Özal'la Demirel arasındaki rekabet olarak ortaya çıkmıştı. Yani şöyle bir şeyi düşünün. Bir mahalle var, burada bir bakkal var. Bu bakkal birdenbire ikiye bölünüyor. Ama aynı mahalle, aynı insanlar, aynı komşular. Ne yapacaklar? Şimdi o iki bakkal aynı kişilere bir şeyler satmaya çalışacak. O sattığınız şey işte siyaset, hizmet aslında. O hizmeti vermeye çalışıyorsunuz. Gönlünüzde var ama büyük bir rekabet var. Bu rekabeti hissettik. Ciddi olarak hissettik. Özal Cumhurbaşkanı, ben Hazine Bakanıyım. Demirel Başbakan. Cumhurbaşkanı benden briefing istiyor. Demirel istemiyor gitmemi. Yani ama tabii ki parlamenter sistem şeyin istediği oluyor. Bizim sorumlu olduğumuz başbakan. Ve bu ayrışmışlık aslında daha sonra bu tabandaki bölünmeyi de pekiştirdi. Çünkü bu bir ihtilal ürünüydü aslında. Bu ayrışmışlık doğal bir şey değildi. Bu 1960 ihtilalinin gelip vurması, ondan sonra 71-80 ihtilalleri ve ondan sonra aynı tabana çıkmış bir Anavatan Partisi ve benim şahsen Doğru Yol Partisi'ni seçmemin sebebi bizim Demirel'i bir demokrasi mücahidi olarak görmemiz. Yani o zorluklardan geçti, o yasaklardan geçti ve biz onun yanındaydık. Yani o dönemde ilk darbelerin etkisini yaşayarak iliklerimde hissettim. Tabii Sayın Akpınar, hiçbir şeyi bugünün şartlarıyla geriye dönüp o günün şartlarına dair hüküm kesemezsiniz. Şöyle ki o gün için baktığım zaman yasaklı olan kim? Demirel. Mağdur olan kim? Demirel. Darbenin de bir yumruğunu yemiş olan kim? Demirel. Şimdi böyle bir durumda bize düşen o mağduriyetin yanında, demokrasinin yanında olmaktı. Bence o zaman doğru karardı o. Tabii daha sonraları sohbet belki geliştikçe 28 Şubat'ın bir takım safhaları ortaya çıktıkça benim bazı düş kırıklıklarım olmadı değil. Ama onu o günün şartları altında olmam gereken yerdeydim bence. Hemen ardından sizin dediğiniz suale gelmeye çalışıyorum, daha bunun buyurun, önüncüydü. Buyurun. Böyle bir ortamda biz vefat olayıyla, Türkiye'nin bir kaybıyla karşı karşıya kaldık. Özal'ın kaybı, vefatı bütün milletimizi sarsmıştır. Ve bunun içerisinden de bir cumhurbaşkanı çıktı. Bu Demirel idi. Ve Demirel'in partisinin içinden de bir başbakan çıkacak. Bir genel başkan ve başbakan çıkacak. Sayın Demirel, İsmet Sezgin arkadaşını istiyordu. Onunla beraber Köksal Toptan da vardı. Demirel eski arkadaşlarının olmasından yanaydı. Ve her yukarı çıkanlar aslında aşağısıyla ilgili bir sıkıntı çekerler. Çünkü parlamenter sistemde egemen olan, kabinenin başında olan, icraatın başında olan başbakandır. Yani başbakan bugünkü cumhurbaşkanıdır. Anlatabiliyor muyum? Cumhurbaşkanı yoktur ama yani bugünkü sistemde aslında bütün cumhurbaşkanının işlevlerini o
başbakan görür. Hem genel başkandır, yani siyasetin başıdır. Yani kendi partisinin başındadır. Partili bir başbakandır. Hem de hükümetin başıdır. Tıpkı bugünkü Cumhurbaşkanı'nın olduğu gibi. Yani bugünkü Cumhurbaşkanı'dır. Dolayısıyla o güç Cumhurbaşkanı'nın üstünde bir güçtür. O Cumhurbaşkanlığı çok ulvi bir yer. Atatürk'ün koltuğu, her şeyi temsil eden bir yer. Yani Cumhurbaşkanlığını reddedecek bir fani yoktur demiştir Demirel. Haklıdır da. Ama netice itibariyle güçlü olan, icraatın başında olan parlamenter sistemde başbakandır. Tabii Demirel çıktıktan sonra Sayın Demirel, merhum Demirel aşağısını da idare edebilmek istedi. Yani hükümeti de idare edebilmek istedi. Onun için arkadaşlarını istedi. Şimdi çok zordur. Demirel'in partisi her bir delegesini biliyor. Her bir delegenin ailesini biliyor. Kızını, evladını, oğlunu biliyor, torununu biliyor. Ne istediğini tek tek biliyor. Bir de Çiller gelmiş. Çiller yepyeni. Üstelik de kadın. İyi mi? bütün bu şartlar altında Demirel watch your step dedi. Yani ayağına dikkat et dedi bana. Diğer arkadaşlara destek verdiğini her yerde duyurdu. Delegelere saldı bu haberi. Ama delege milletle bütünleştiği zaman farklı hareket edebilir. Bunlar dava arkadaşları. Bunlar dava insanları. Ve her şeye rağmen ben netice itibariyle, hatta Demirel'e rağmen seçildim. Şimdi bu aslında hayırlı bir şeydir. Bir liderin işaret ettiği bir başka bir insanın orada geldiği makamda o makamın hakkını vermesi çok mümkün değildir. Bir lideri, bir lider doğacaksa eğer, liderlerin işaret ettiği olarak değil, ona rağmen gelinmesi lazım. Bu süreç hem zordur, doğrudur aslında ama çok zordur. Çünkü partinin aslında yıllarlık sahibi de oradadır. Değil mi? Dolayısıyla hem iyi tarafları var hem de ödenen ciddi bedelleri var burada. Biz onu da yaşadık. Hep birlikte yaşadık. Ve o sistemde benim gördüğüm şey, birincisi darbelerin nasıl merkez sağ hırpalamasıydı. Özal ve Demirel bir yerde düşman kardeşliğiydi. Onu çok iyi gördüm. İkincisi de parlamenter sistemin işlemediğini gördük biz. Bu ikinci tespitimdi. Madem ki bana yakın tarihi sordun, gelmeden önce ne oluyordu diye. İşlemediğini gördük. Sadece ben değil, aşağı yukarı parlamentoda olan herkesin, demek mümkün değil. Ama bir büyük çoğunluğunun parlamenter sistemle derdi vardı. Çünkü koalisyonlar zor. Benim Erdal İnönü Boğaziçi Üniversitesi'nden akademik arkadaşımdı. Ben işte ekonomi vesaire onun başındaydım. Bölüm başkanıydım, profesördüm Boğaziçi Üniversitesi'nde. O da fizik bölümünün başındaydı. Birlikte sohbetlerimiz olurdu. Kennedy Lounge'da yemeklerimiz hep birlikte olurdu. Ve bu defa ben başbakan oldum, o benim yardımcım oldu. Aslında en iyi dönemimizi o dönem yaşadık koalisyonda. Ama daha sonra koalisyonun bizzatihi kendi içinden gelen, davanın tanımlamasından gelen, eşyanın tabiatından gelen ayrışmalar başlar. Türkiye'de terör mücadelesi yapılması lazım. Kaçınılmaz. O günleri sizler hatırlamazsınız değerli kardeşlerim. Türkiye'de o zaman Türkiye'nin batısından doğusuna gidilemiyordu. Belirli yerlere tren işlemiyordu, otobüsler işlemiyordu. Okullar kapalıydı. Bunu düşünebiliyor musunuz? Siyasi partiler kapalıydı. Gazeteler dağıtılamıyordu. Bunları düşünebiliyor musunuz? Orada bir
ufacık bir istihdam yaratsın diye bir madeni açmaya kalkarsınız, bombalarlardı. Anneleri çocuklarıyla beraber öldürürlerdi. Yani orada demokrasi yoktu ki demokrasiyi bozasın. Anlatabiliyor muyum? Orada hiçbir şey yoktu ki ona zarar veresin. Bu bir seçim değildi. Demokrasi ile güvenlik arasındaki bir seçim de değildi. Güvenlik olmadan demokrasinin yeşeremeyeceği bir ortamdı. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir ortamda terör mücadelesi yapıyoruz. Güçlü bir ve çok da başarılı bir terör mücadelesi oldu o dönem. Gerçekten. Mecburduk. Mecburduk. Yani bizi biji biji diye falan şey karşılıyorlardı o zamanlar, oralarda. Ama bizim ortağımızın bu konuda farklı hassasiyetleri vardı. Adalet Bakanı koalisyon ortağınızdan onun icraatı sizin icraatınıza ters olurdu. Bunun ne olduğunu şimdi açık açık söylemek istemiyorum. Ama olduğu zaman terör mücadelesi çok zorlaşır. Dolayısıyla sadece bu değil. Evet biz terörde başarılı olduk hakikaten bıraktığımız zaman yıllarca ondan sonra. Hiçbir terör sorunu olmadı Türkiye'de. Yıllarca olmadı. Güreş Paşa ile biz çok büyük bir mücadeleyi beraber yaptık. Ancak terör mücadelesinin en önemli faktörü, en önemli unsuru aslında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin o can siperhane yaptığı bir büyük özverili mücadele değildir. Siz eğer dış politikayı elinizde tutamıyorsanız o geçemez ki oraya. Geçemez, o sınırın ötesine geçemez. Karşısında bütün dünya. Sadece bölge değil, bütün dünya. Dolayısıyla o dış politikayı liderin elinde tutması lazım. Ben sabahlara kadar uyumadığımı bilirim. Yani biz girdiğimiz zaman oradan, Zaho'dan içeri 80 kilometre 50-60 bin kişiyle ve ucu açık giriyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Ucu açık. Bize ne zaman döneceksiniz dedikleri zaman, ne zaman biterse o zaman diyorum ve ses çıkmıyor. Ve giriyoruz içeri. 80 bin kişiye kadar biz resmi açıkladık. Daha da fazlası vardı. Ve sadece Türkiye'nin içi değil, bütün Irak. O zaman Karadayı da vardı bir sonraki aşamada. Bütün oralar temizlendikten sonra yıllarca bizim askerimiz orada kaldı 2012'ye kadar. Ve Türkiye'deki terör mücadelesinin uzunca bir süre Türkiye'nin gündeminden kalktığı ve 2012'de ancak bizim topyekün askerlerimizi çekmemizi istediler. Biz Sayın Karadayı'yla sadece bir bölümünü operasyonun epeyce, yani öyle günler değil, haftalarca sonrasında bir bölümünü karşılamak üzere birlikte gittik. Dolayısıyla zor şartlarda, tabii o sırada Türkiye Cumhuriyetleri yeni bağımsızlığını kazanmış, inanın buğdayları yoktu. Bütün yollayacakları sefirlerin bütün imkanlarını biz sağlamak mecburiyetindeydik. Kucaklamak mecburiyetindeyiz. Kendimiz krizdeyiz öyle bir ortam. Hakikaten yani şu anda geriye bakıldığı zaman kolay söyleniyor iki satırda ama yaşamak güçtü. Şimdi bir CHP ile bu koalisyonu götürüyorsunuz. Onların da daha farklı değerleri var. Yani bizim milli değerlerimiz daha ağırlıklı. Onların da milli değeri yok anlamında söylemiyorum ama daha farklı. Bu mücadeleyi daha farklı noktalarda çözmeye yatkınlar ama onun öyle çözülemeyeceğini de görüyorsunuz. Yani gitmiyor. Yani tren gitmiyor, otururlar kapalı. Çocuklar Türkçe öğrenmemiş. Yani kolay kolay değil, gidiyor bir kısmı. Ülkenin bir kısmı gidiyor. Ve böyle bir durumda tabii bir de ekonominin çok büyük sıkıntısı vardı. Ekonominin o sıkıntısını biz devraldık. Özal'ın kendi tabiriyle biz bıraktık size dedi. Orada da bir çözüm bulduk. İktisatçılık önemli bizim için. İktisat profesörlüğü de var Ser'de. Dünyada İngiltere'den sonra ikinci kez Türkiye PTT'nin tesisini dediğimiz biz telekomünikasyonu satmak istedik. Ortaklarımızla bir araya geldik. Nasıl bir mücadeledir o bilemezsiniz siz. Meclisten çıkarmak için sabaha kadar bekledim ben. Çıkardık. Ve Türkiye'nin o 40 milyar iç ve dış borcunu kapatıyor.
İç ve dış borcu ne demek biliyor musunuz? Ne enflasyon kalıyor ne bir şey. Bugüne gelen o dava topyekün nasıl terörde bir büyük başarı olmuşsa orada da olacak. Fakat benim ortağımın, CHP'nin değerli bir bakanı, belki ismini söylemesem daha iyi, Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Ve diğer muhalefet, o zaman ANAP, onlarla bir olarak bizi Anayasa Mahkemesi'nden çevirdiler bu olayı. Neden biliyor musunuz? Bizim milliyetçiliğimize zeval gelirmiş. Türkiye'nin bağımsızlığı tehdit altına girermiş. Sonra, yıllar sonra, ama çok yıllar sonra, o zaman bakın iç ve dış borcu kapayıp topyekün enflasyonu sıfırlayacak. Bütün ekonominin dengelerini oturtacak. Bugünkü istihdam meselesi, bugünkü gençlerimizin işsizlik meselesi, bugünkü ihracatımızın, ithalatımız iyi gidiyor ama her şeye rağmen onun da daha iyi olması. Bütün ekonomik dengelerin düzelmesi ve yıllarca bunun sürmesi o gün mümkündü. 40 milyar dolara satmadık, onu 4-5 milyar dolara sattık. O bizim dişimizin kovuğuna gitmediği bir sırada. Ve o zaman nedense bizim güvenliğimiz tehdit altına girmedi. Beraber hazırladık ve Murat Karayalçın çok özveride bulundu. Yalnız Murat Karayalçın'ın bir isteği oldu o sırada. Dedi ki yani aslında 5 Nisan kararları gecikmiş kararlardı. 5 Nisan kararlarının gecikmiş olması aslında şundan kaynaklandı. Bizim ortağımız İnönü'ydü, Erdal İnönü'ydü. Erdal İnönü'ye ben bu derhal 5 Nisan kararlarına yakın, 5 Nisan kararları sonra hazırlandı ama çünkü her gün ve her ayın farklı bir dengesi oluyor, ekonomik dengesi oluyor ve farklı bir o dengedeki model değişikliği gündeme geliyor. Fakat Erdal İnönü bir gün geldi, dedi ki benim sağlığım iyi değil. Ben başka nedenlerde de, ailevi nedenlerde, onları da girmek istemiyorum şu aşamada, ayrılmak durumundayım. Biz onunla çok iyi götürüyorduk. Yani onun milli şuuru ve bir takım geçmişinden gelen tarihsel refleksleri bu terör mücadelesinde bize iyi destek veriyordu. Ben ekonomik olarak da bu şeyi söylediğim zaman, gel şunun ekonomisini de düzeltelim Türkiye'de, yani kalıcı bir iz bırakalım beraber dediğim zaman birlikte hareket ettik orada. Murat Karayalçın sadece de dedi ki ben belediyeden geliyorum. Bu belediyeden geldiğim için gelin şu şeyleri bekleyelim. Belediye seçimlerini de bekleyelim. Benim partim bu böyle istikrar programlarını kaldırmaz. Bu tip programlar bizim partimizde problemdir. Dolayısıyla biz her CHP'nin, CHP benim başbakanlığımda 4 defa genel başkan değiştirdi. Biz bir genel başkanla bir anlaşma yapardık. O anlaşma yürürlüğe girirdi. Biz tam bu icraatın ortasına geldik, geliyoruz. Tekrar bir içeride bir iç mücadele başlardı. Bir başka genel başkan gelirdi. O genel başkanla yeni bir hükümet kurardık. O yeni hükümetle yeniden devam ederdik. Onları tekrar bir noktaya getirmek için bir büyük çaba olurdu. Sonra tekrar başlardık. Böyle 4 defa gitti. Anlatabiliyor muyum? Yani kolay değildir. O zaman tabii bu aslında ben CHP diyorum. Dil sürçmesi. SHP bu. En sonunda CHP, SHP'yi yuttu ve CHP olarak kaldı. Yani anlatabiliyor muyum? Bu bir süreçte biz yaşadık bütün bunu. Ve bütün bu şeylerin değişmesini gördük. Dolayısıyla Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, sonra Sayın Baykal ve Baykal, aslında Sayın Baykal bizi erken seçime götürdü. Yani o 5 Nisan kararlarından sonra biraz daha kalabilseydik, o 5 Nisan kararlarının nimetlerini alacaktık. Ve bütün her şey ortaya çıkacaktı. Bayağı bir erken seçime gittik. Yani böyle bir haftalarla, aylarla değil, bayağı büyük bir farkla gittik. Ve seçimden sonra o güzel sonuçlar çıktı. O güzel sonuçları seçim öncesinde alsaydık çok daha farklı olurdu tabii. Refah Partisi'nin
dışlanmasının ön hazırlığıdır 95 seçimlerinin öncesi. Yani bütün herkes, güç odakları, elit kesimin hepsi Refah Partisi'nin iktidar olmamasını istiyordu. Ve bunun üzerine hazırlanan bir seçim sürecindeydik biz. Aslında ben de bunların içindeydim. Niye bunların içindeydim onu da anlatacağım şimdi. Ben de koalisyon olacaksa ana vatanla olmasını tercih ediyordum o zaman. Bizim bu koalisyonlar sürecinde gördüğümüz tek şey koalisyonlar düzgün işlemiyordu. Demek ki bir CHP ile koalisyon bir daha denenmemeli diye düşünüyordum. Bir de sağın bölünmüşlüğü vardı dedim ya, böyle ortadan bölünmüş gibi bir elma vardı. Biri Anavatan Partisi, biri de öbür elmanın yarısı Doğru Yol Partisi. Benim aklımda misyon olarak bunları birleştirmek vardı. Yani darbenin yapmış olduğu bu tahribatı acaba birleştirebilir miyiz? Bu benim gerçekten siyasi bir misyonum olarak önümde durdu. Çünkü o zaman ülkeye istikrar gelecekti yeniden. Çünkü Türkiye'de koalisyonlarla iş gitmiyordu. Yani her zaman baktığınız zaman tek başına iktidarlar. Yani ben başkanlık sistemini tek başına iktidar çıkarabildiği için sadece onun için dahi destekledim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben yaşadım bunu. Yaşamışlıktan geliyor. Bu bir siyasi görüş değil. Bu yaşamışlığın sonucunda edindiğim tecrübenin benim önüme koyduğu bir gerçek. Şimdi bu aşamada şöyle bir hazırlık başladı. Dediler ki Refah Partisi olmasın da kim başbakan olacak ortalığı o meselesi var. Anavatan Doğru Yol Partisi mi? Doğru Yol Partisi önde bitirirse o kazanır. Anavatan Partisi önde bitirirse onun genel başkanı başbakan olur. Ve böylece bu iş kotarılır. Ve bu kamuoyuna başlandı. Yığdırılmaya, yağdırılmaya. Tabii bizim bir de gümrük birliği meselemiz vardı. Bu gümrük birliği meselesi çok büyük ölçüde büyük iş adamlarını, çok üst düzey iş adamlarını, KOBİ'leri falan değil. Yani KOBİ'ler bizim KOBİ'lerimiz. Ben oraya her şeye rağmen çok büyük kaynak aktarmıştım. Esnafa kaynak aktarmıştım, çiftçiye kaynak aktarmıştım. Ama bu gümrük birliği çok büyük bir rekabet getirecekti. Kiminle? Dış dünyayla. Ve yapılmış yatırımlar var, fakat yapılmış yatırımların standardını ihracata yönelik değil. Gümrükleri koyuyorsunuz, o gümrüklerle fiyatlar yükseliyor. O fiyatlarla sadece Türkiye'de üretip satabileceğiniz ve orayla sınırlı olacak ürünler ortaya çıkıyor. Ama bunu aşmamız lazım, kırmamız lazım. Bakın bu gümrük birliğiyle biz kırdık ve o 18 milyar olan İhracat 181 milyara kadar çıktı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunun içinde gümrük birliğinin etkisinin olmadığını söylememek mümkün mü? Eğer o rekabet olmasaydı, o ürünlerin standardı yükselmeseydi, mümkün müydü acaba bunu yapabilmek? Ben bunu biliyordum. Ama çok ilginçtir ki daha sonraki yıllar, çok sonraki yıllar, ben siyasetten ayrıldıktan sonra o kocaman kocaman iş adamları aynen bu salona gelip benden özür dilediler. Biz yanlış yapmışız. Bak şimdi en büyük ihracatçılar bizi dediler. Zor bir dönem geçti ama Türkiye'de ne oldu bak? Ne oldu? Şimdi o dönemde Refah Partisi olmasın, bu iki parti bir araya gelsin. Yani bu basında da kamuoyunda da hazırlanmaya başlamıştı. Ve öyle rakamlar çıkıyordu ki Anavatan Partisi sanki biraz daha önde çıkacak. Dolayısıyla onun genel başkanı başbakan olacak. Son gün kamuoyu araştırması bastılar. İlk önce bütün kamuoyu hazırlandı. Kim önde çıkarsa o onun genel başkanı başbakan olacak. Son gün kamuoyu açsak masak, hayır. Kamuoyu araştırması şey önde. Anavatan Partisi önde. Gelin görün ki Anavatan Partisi Büyük Birlik Partisi ile beraber. O da unutuldu. Şimdi onlar beraber Anavatan Partisi ile Büyük Birlik Partisi 7 tane de milletvekili çıkardılar onlar.
Biz onlara rağmen ikisinin birlikte 132, bizimki 135. Kıyamet kopuyor. Neden? %21 şey almış, Refah Partisi almış. %19 Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi almış. Anavatan Partisi'nin rakamı şeyle Büyük Birlik Partisi ile beraber. Büyük Birlik Partisi'ne rağmen bizim sayımız daha fazla milletvekillerinde. Ama o 19'un binde biri bir fark Anavatan ve Büyük Birlik Partisi'ne birlikte gitmiş. Dolayısıyla onlar önde. Anlatabiliyor muyum? Halbuki yani mesela son Clinton'ın kaybında da gördük değil mi? Clinton'ın kaybında, Trump'ın kazanmasında esas olan ne? Meclisteki sayı. Biz tek başımıza 135 almışız. Onlar ikisi beraber Büyük Birlik Partisi ve Anavatan 132 almış. Ama biz geride sayıldık falan. Böyle bir şeyler. Ben dedim ki yani eğer bir tarihi bütünleşme olacaksa şu koltuk mu esas olan yoksa Türkiye'nin geleceğinde bir istikrarı sağlamak. Ben gittim verdim. Ben dedim ki buyur başbakan. Hatta onunla kalmadım bir de meclis başkanlığını verdim. Evet. Bu bütünleşme olsun diye ama bununla beraber bir azınlık hükümetiydi ortaya çıkan. Ve şunu gördüm ki tepede birleşme olmuyor. Çünkü sosyolojik bir olay oluyor. O darbelerin yarattığı şey var ya o illerde, ilçelerdeki teşkilatlar birbirlerine düşman olmuşlar. Öyle hadi birleşelim deyince buyur benim yaptığım gibi ben dedim de bütün herkesin diğerine buyur deme imkanı yok. O sosyolojik bir olay artık. Ayrışmış. Ve bütünleşemiyorsunuz. Birlikte hareket edemiyorsunuz. Ya biri gidecek ya öbürü gidecek. Vallahi Anavatan Partisi bir ortak değildi. Bir rakipti. Bir olay anlatayım. En güzeli o bence. Biz program yapacağız. Ben başbakanlığı vermişim. Meclis başkanlığını da vermişim. Bir koalisyon protokolü çıkacak. Ben günlerce arkadaşlarımla DPT dahil vesaire başbakanlık bizde. O arada da Kardak krizini çözüyorum. Yani o sırada da ya gidecek asker ya inecek o bayrak dediğim dönem. Çünkü ne zaman zayıf olsa bu işi ortaya koyarlar. Yani Yunanistan ne zaman Türkiye'nin bir açığını veya zaaf olduğu bir işte seçim olmuş, kim başbakan olacak belli değil, bir ortada bir durum var. O zaman dikkat edin daima Yunanistan bir çıban başı çıkarır. Ve Kardak o Ege meselesidir, o karasuları meselesidir. Oradan da ödün vermek mümkün değil. Bir yandan onunla uğraşırken bir yandan da şunu yaptık o zaman. Burada bir protokol hazırlayalım. Ben ekonomik modeller, neyi yapacağımız, neyi yapmayacağımız baştan aşağı hazırlanan en iyi programlardan biridir o. Gerçekten. Anavatan Partisi'nin genel başkanından hiç tık çıkmıyor. Ben ne desem evet diyor. Allah Allah dedim o kadar iyi ki ben bu kadar yapamazdım. Benden çok iyi bu. Benden çok iyi. Meğerse mesele o değilmiş. Mesele birimizden birimizin topyekun yok edilmesi meseleymiş karşımızda olan. Yani birimizin kafasında birleşme, öbürümüzün kafasında da bunun ya biri ya öbürü devam edecek. Dolayısıyla biz devam edeceğiz, onların gitmesi lazım. Aslında çok da eşyanın tabiatına aykırı değil. Çünkü bu aykırılık şeyde de devam ediyor. Bütün teşkilatlarda da devam ediyor. Yani sosyolojik bir vaka olmuş bu aynı zamanda. Ve bu bütünleşmenin tabandan gelmeden tavandan gitmesinin hatta bu tavandakilerin de iki ayrı görüş içinde olduğu zaman bunun ahenkli bir biçimde yürümesinin pek mümkün olmayacağı ortaya çıkmıştı. Ama o sırada da Refah Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Güven oylaması iptal edildi ve dolayısıyla tekrar bir koalisyon kurmak için mecliste bir çalışma başlama durumunda. Olmaz olur mu? Her türlü, her cenahtan oldu. Nitekim daha sonra onlar bir darbe koalisyonu olarak ortaya çıktılar. Yani her cenahtan bu geldi, tehditler geldi. O kurulma aşamasında ben birkaç defa belki işitmişsinizdir bunu kamuoyuyla çok nadiren paylaştım ama birkaç defa ipim cebimde demişimdir ben. O ipim cebimde dediğim zamanların gündüzünde bu tehditler ve
tehditleri size yapmak belki daha makul ama ailenizi, evladınızı vesaire işererek bunlar geldiği zaman tabii burada ben varım. Mücadele edecekseniz benden mücadele edin. İpim cebimde. İpim cebimde. Ne edeceksiniz? Buradayım. Bunu ben birkaç defa söyledim. Daha da fazla söylemedim. Ama onun arkası vardır. Onun arka planı vardır. Ama bunlar ulaştırılır. İstenildikleri zaman ulaştırırlar bunlar. Olgunlaşma süreci oluyor. Siz bir şey söylüyorsunuz. Genel başkan olarak söylüyorsunuz. Gidiyorsunuz milletin önünde bunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Refah Partisi ile yapmayacağım diyorsunuz. Refah Partisi'ne yapmayacağım dediğim için ben aklımda bir şey vardı. Merkez sağı bütünleştirmek, darbelerle dağılmış olan bu merkez sağı birleştirmek lazım. Ben bunun istikrar getireceğini düşünüyordum. Ve bunu yapmak istiyordum. Yapmak istiyordum. Bunun bedelini de ödedim. Başbakanlığı verdim. Ödedim. 235 milletvekilim varken onların Büyük Birlik Partisi'yle yaptıkları bir ittifak çerçevesinde aldığı milletvekilinden fazlasını çıkardım. Anavatanın aldığı oydan kesinlikle fazlasını çıkardım ama Büyük Birlik Partisi'yle beraber binde bir bir öne geçtiler. Anlatabiliyor muyum? Yani bindelerle. Meclis başkanlığını verdim. Koalisyon protokolünü çok büyük bir özveriyle hazırladım. Buyurun yapın dedim. Biz de arkanızdayız dedim. Ama gitmedi. Ve bir şey daha vardı. Ana vatanla kurulan bu koalisyon azınlık hükümetiydi. Bir çoğunluk hükümeti dahi değildi. Biz netice itibariyle yine dışarıdan birilerinin ipine bağlıydık. Ayrıca da. Ve eğer demokrasi varsa milletin dediği benim dediğimin üstündedir. Ben dediğimle mükellefim. Onun gereği için bedel ödedim. Yapabilme samimiyetle yaptım bunu. Ben orada çıkıp milletimi yanıltmıyordum. Ben bizzatihi darbelerin bölmüş olduğu bu sağı birleştirmek istiyordum. Değerli kardeşim. Birleştirmek istiyordum. Sözümde sözdü. Bunun gereğini de yaptım. Bunun fedakarlığını da yaptım ama gördüğüm başka bir şey var. Milletin söylediği söz her şeyin üstündedir. Millet Refah Partisi'ni birinci parti yapmış. Biz her şeyi denemişiz. Sözümüzün gereği. Ama milletin sözü her şeyin üstünde. Millet Refah Partisi'ni birinci parti yapmış mı? Yapmış. 158 milletvekiliydi zannediyorum. 158 milletvekilini çıkarmış mı? İkinci parti 135 milletvekili biz miyiz? Ne demiş bize? Siz ikiniz oturun, bir koalisyon kurun demiş. Değil mi? Yani bu milletin dediğinin yapılmasıydı. Bunun idrakiydi. Bunun idrakiydi. Demokrasinin gereğiydi. Partinizin içinde peki Refah Partisi ile o koalisyon kurma çalışmalarında bu mesela nasıl tartışıldı, nasıl yankı buldu? Şimdi bütün mecliste, hatta milletin tümünde bir büyük korku vardı. Bu korku aslında işte o biraz önce anlattığım yakın tarihin, geçmişin bütün gelişmelerinden, tarihi süreçlerinden kaynaklanıyordu. Ama siyasetçinin şuur altında, şuurunda ve şuur altında, milletin vicdanında hançerle saplı bir siyah beyaz resim vardır. Bu ipe giden eski bir başbakanın dönerek milletine belki de son hazin bakışıdır. Bu aslında millette de vardır. Dipçi korkusu da vardır. Ve 28 Şubat aslında bu korkunun kanırtıla kanırtıla, sömürüle sömürüle bir dehşet imparatorluğu içinde oluşmasından ibarettir.
Bu korku benim partimde yoktu. Benim partim nasıl olmasın ki? Demirel yaşamamış mı 1971'i? Yaşamamış mı 1980'i? Yasaklılıkları yaşamamış mı? Bütün onun hezimetini, yükünü, yasaklılığını çekmemiş mi? Ben onun için onun yanına girmemiş miyim? Ve o parti bu. Demokrat Parti aslında Demokrat Parti'den gelen o geleneğin gerçek sahibini biz Doğru Yol Partisi olarak görüyorduk. Anavatan Partisi'ni o ara dönemde kurulan ve bütün bu mücadelelerden, yasaklardan geçmeden yasaklı bir şeyin üzerine, partinin üzerine, onun yasaklı olan bir partinin tabanı üzerine kurmuş bir parti olarak görüyorduk biz o zamanı. Bu Anavatan Partisi'ni, değerli genel başkanını, Özal'ın yaptıklarını tenzih ederim. O başka bir şey. Ama bu akan yol buydu. Bu akan yol buradan geçti. Demokrat Parti, Adalet Partisi. Kim vardı Adalet Partisi'nin başında? Demirel. Demirel'in kurduğu parti Doğru Yol Partisi. Yasaklıyken kim geçmiş yanına? Çiller. Değil mi? Mahzenlerden çıkarmışız biz onu. Değil mi? O demokrasi mücadelesinin devamı bu. Bu bizim borcumuz. Millete borcumuz. Onu birleştirelim istedim. Onu birleştirelim. Canı gönülden istedim. Bu bir aldatmaca değildi. Bu çok samimi, idealist, darbelere karşı, onların yaptığı tahribata karşı bir bütünleştirme harekatıydı. Bir isteğiydi. Ama milletin dediği her şeyin üstünde denedik ve azınlık çıktı. O zaman milletin dediğine geçtik. Millet birinci parti Refah Partisi'ni yaptı, ikinci parti Doğru Yol Partisi'ni yaptı. Biri 158, biri 135 milletvekili. İkisinin toplamı 293 oluyor. 276 çoğunluk. Demek ki kurulabilir. Vallahi aslında burada şöyle bir şey vardı. Birdenbire hakim güç, derin devlet, her şeye hakim olduğu izlenimi ve o korku refleksleri, o Demokrat Parti döneminde Adnan Menderes'in ipe götürülüşü ve her Refah Partisi geldiğinde mutlaka bir darbe olur meselesi, o hale getirdi ki bu iki aslında birbirleriyle rekabet eden, hatta çanak çömlekle dahi birbirleriyle rekabeti genişleten, onu veriyor, bu bunu veriyor vesaire şekliyle genişleten bu rekabet aslında kartel medya diyordum ben onlara. Çünkü ikili bir medya ayağıydı bu. Özellikle Cumhurbaşkanımızın da Sabah gazetesinin o zaman Sayın Demirel'in çok yakını olan bir arkadaşımızın üzerine gidiyor gitmesi, devamlı onunla uğraşmasından sonra dinç bilgini çağırıp siz barışın bu benim arkadaşımla ve bütünleşin. Yani hem o taraf hem bu taraf bütünleşsin. Karşımızda bir refah yol var. Ülkenin çok büyük bir sıkıntısı var. Bu birleşerek hareket edin şeklindeki yol göstermeleriyle birlikte hareket etmeye başladılar. Şimdi bunlar benim söylediklerim değil. Bakın ben bunları biliyorum da ben kendim olarak söylemeyeceğim bunları. Bizzat Dinç Bilgin daha sonraki dönemde darbeleri araştırma komisyonunda tanıklık ettiği zaman bizzat söylediği şeyleri söylüyor. Mümkün olduğunca kelimelere yakın kalmaya çalışıyorum. Ama fikirler kesinlikle doğrudur. Kelimelerin birçoğu da aynendir. Dedi ki, biz o zaman iki gazete, yani Doğan ve Dinç Bilgin grubu, birlikte hareket ediyorduk. Bizim için esas olan genelkurmaydı. Ben söylemiyorum bunu, Dinç Bilgin söylüyor. Bizim için esas olan genelkurmaydı. Ve biz
sağlıklı haber, sağlıksız haber diye bir ayrım yapmıştık. Bizim için hükümetin söyledikleri yoktu. Hükümetin icraatı yoktu. Onları görmezden gelirdik. Ben söylemiyorum bunları. Resmen komisyona, meclis komisyonuna doğrudan Dinç Bilgin'in ifadeleri bunlar. Ve biz bir haberi aldığımız zaman diğeriyle paylaşırdık. Mesela Sincan'dakini birimiz çektik, hepimiz hemen dağıttık darbe geliyor diye. Bunun ötesinde bizim briefinglere katılımlarımız vardı. Askerler yargıya briefing verirdi. Yargı ayakta alkışlardı. Bütün yüksek öğretim kurumlarına, üniversitelere briefing, askeri briefingler verilir. Durumun dehşet verici tabloları ortaya konur. Ve onlar ayakta alkışlardı. Biz bunları aktarırdık. Hükümetin dediğiyle ilgili değildik. Bizim için güç odağı hükümet değildi. Bizim için güç odağı burasıydı. Ve Ankara'nın, bizim Ankara'da çalışan arkadaşlarımız, bizim bütün kaynağımız haline gelmişti. Çünkü Genelkurmay'ın bütün bilgileri oradan alınırdı. Bunun gibi birçok şey. Yani ben kısaltarak söylüyorum bunu. Günlerce belki konuşulabilecek konulardır. Ben Dinç Bilgin'in bu kadar cesurca bütün bunları tarihe ışık tutmak adına sonunda söylemiş olmasından kendisini takdir ettiğimi söylemek isterim. Belki bedel ödedi bunların karşılığında ama bizim söylediğimiz, benim Sultanahmet'te söylediğim zaman kartel medyadır bunlar, apoletli medyadır bunlar dediğim zaman bütün Türkiye ayağa kalktı. Ve benim siyaseten bitişimin başı olarak gösterirler o. Yani siyaseten benim kendi kendimi bitirişimin adımı olarak gösterilir. Yakın tarih bunu böyle tanımlar. Çünkü ondan sonra bana karşı husumet benim için dışarıdan bir takım lobicileri, bir takım PR uzmanlarını getirilerek benimle ilgili bütün haberlerin belli bir şekilde şekillendirilerek aktarılmasına ve Türkiye'nin doğru haber alma hakkının ipotek altına girmesini. Sadece benimle ilgili değil, her şeyle ilgili. Ben onlardan sadece bir tanesiyim. Bu görüş farklılığı ilk baştan itibaren ortaya çıktı. Yani şöyle, benim Refah Partisi ile ortaklık yapmak yapmamın istemediğini bizzat söyledi. Bizzat söyledi. Bu çok tehlikeli, asker istemiyor dedi. Deyince ben dondum. Efendim biz askerle mücadele ettik, darbe askerle mücadele edilir mi? Bizim kendi askerimiz, yani ben terör mücadelesinde silah arkadaşım demişim onlara. Ben silah arkadaşım dedim onlara. Askerle benim mücadelem yok. Benim onlara vatan için yaptıklarından dolayı müthiş bir saygım, hatta şükranlarım var. Yani ben Güreş Paşa ile çok iyi yürüdüm. Çok iyi yerlere geldik ama İşte bu sürece geldikten sonra bana gösterilen o saygıyla ben birçok şeyi durdurdum. Yani o eski saygıyla birçok şeyi durdurdum. Ama o kadar. O kadar. Şimdi Sayın Demirel, rahmetli Erbakan'ı da çağırır bunu söylerdi. Asker ayakta, asker ayakta. Rahmetli Erbakan gelir, asker ayakta demiş. Biliyoruz asker ayakta olduğunu. Yani... Sayın Erbakan askerle uzlaşmak istedi. Milleti adına yapmak istedi bunu. Yani millete bir fatura daha gelmesin diye. Çünkü baştan itibaren söyledim ya, bir şey kanırtılıyor. Bir şuur altındaki korku. O ipe giden başbakan, darbeler, o dönemlerin korkuları kanırtılıyor. Dolayısıyla burada bu hep vardı. Ve bize askeri kanattan da geliyordu. Benim askerle yakın arkadaşlarım vardı. Başkanlık divanında da vardı. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat bunu söylüyordu. Dolayısıyla
görüş ayrılıkları oradan itibaren başladı. Ama ondan sonra mesela Sincan'da tanklar geçtiği gün ben tesadüfen Sayın Cumhurbaşkanımızın Demirel'in yanındaydım. Tesadüf bu. Ve kendisine suallerim vardı. Sonra onu yazılı olarak da verdim. Devletin arşivlerinde vardır o sual. Devamlı bizden çok büyük bir sıkıntı içindeler. Hep laiklik karşıtı olduğumuz hükümet olarak. Ve büyük tehlikenin beklediğini Türkiye'nin. İşte bir takım televizyon programları yapılıyor, bir takım senaryoların laikliğe karşıt olacak şeyler gündeme getiriliyor vesaire. Ve ondan önce de olan tabii biliyorsunuz Sincan Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu bir toplantı var. O Sincan Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu toplantıda aynı zamanda İran sefiri çıkıyor. Hakikaten karşıt, laikliğe karşıt, ciddi olarak karşıt. Birçok laf ediyor. Ve Türkiye ayakta. Bütün gazeteler ayakta, şu ayakta, bu ayakta. Ben de o sırada İçişleri Bakanlığı bizim ukdemizde, koalisyon içerisinde. Bu koalisyon içerisindeki işte göreve getirdim. Ama gözüm üstünde, çünkü bir kadın olarak getirmişiz İçişleri Bakanı'nı. Güvenlik mücadelesinde de çok etkinim ben. Yani çok iyi bildiğim bir alan, çok da başarılı olduğumuz bir alan. Gözüm her dakika üstünde. Hemen dedim, burada ne oldu? Bunun gereğini yapın. Bunun gereğini yapmak o kadar kolay da değil. Çünkü koalisyon ortağımızın belediye başkanı. Ama bu olmaz. Bu olmaz. Koalisyon protokolünde bütün bunlar yazılı. Sayın Erbakan'la bizim iyi bir ortaklığımız oldu. Çünkü koalisyon protokolünde ne yazdıysak ona saygı gösterdi. Ben de gösterdim, kendileri de gösterdi. Ve biz Sincan Belediye Başkanı'nı görevden aldık. Sadece o olmadı. Ben hemen dışişlerinde şunu söyledim. Derhal büyükelçi memleketine yollanacak. Memleketine yolladık. Aynı zamanda İstanbul Başkonsolosunu da yolladık. Şimdi uçlar olabilir. Şu olur, bu olur. Olaylar da olabilir. Öyle düşünenler olur. Bazı eylemi de yapanlar olur. O zaman da bilmem şununla polis karşı karşıya geldi. Gelir. Şimdi olmuyor mu? Oluyor. Evvelden de olmadı mı? Oldu, değil mi? Hep her zaman olur. Bu aşırı görüşler olur. Mühim olan hükümetin bunun karşısında ne yaptığıdır. Biz hükümet olarak ne yapmışız? İran'la karşı karşıya gelmişiz. Kolay mı İran'la karşı karşıya gelmek? Göndermişiz büyükelçilerini, göndermişiz İstanbul Konsolosunu geriye. Kendi ortağımızın, koalisyon ortağımızın şeyini almışız. İçişleri Bakanlığı bana bağlı yani. Bizim Doğru Yol Partisi'nin, onun da genel başkanı benim. Onu da almışız. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'na diyorum ki, mühim olan onun bunun ne yaptığı değil, hükümetin ne yaptığı. Hükümette siz laikliğe karşıt bir şey görüyor musunuz? Ben bunu yapmış mıyım? Yapmışım. Bilmem belediye başkanını almış mıyım? Bilmem şeyleri geri göndermiş miyim? Hükümette bir eksiklik var mı? Siz şu hükümetin çıkardığı karar veya kararnamelerin hiçbirinde yaptığı icraatta o şunu demiş, bunu yapmış, bu bilmem ne yemek yemiş falan değil. Anlatabiliyor muyum? Hükümetin icraatında bir karşıtlık görüyor musunuz? Sesini çıkarmıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. 1, 2, 3, 5, gene o gün, gene o gün, gene bunu sordu. Sonunda da yazılı verdim ben. Sonunda da o gün değil ama daha sonra bana yazılı da cevap verdi. Bu devlet arşivlerinde var. Verdiği cevapta da evet, hükümetin böyle bir eylemi yok. Ama böyle ben de böyle düşünmüyorum ama böyle düşünenler var. Verdiği cevap bu oldu. Ama o gün
Ben bütün bunların mücadelesini yaptım ve çıktık Cumhurbaşkanlığından. Koruma müdürüm dışarıda bekliyor. Koruma müdürüm dışarıda bekleyince dedi ki koruma müdürüm, Sincan'da tanklar yürüyor. Ben de tam çıkıyorum, Cumhurbaşkanı'ndan çıkıyorum. Geri döndüm. Sayın Cumhurbaşkanı dedim, böyle böyle tanklar yürümüş. E canım dedi, eğitim içindir dedi. Dedim ki bakın, bu eğer bu evvel olan olaylar içinse, hükümete karşı bir yürüyüşse, bunun hiçbir yasal dayanağı yoktur. Ve mutlaka bir yasal süreç başlatılması lazım. Ve bunun yasal süreç başlatacağı makam burasıdır. Devlet Denetim Kurulu'dur. Dedi ki bak dedi sen dedi bir defa şeyi yaptın. Komuta zincirini bozdun. Güreşin süresini yapmıştım. Bir daha bu olmaz dedi. Yani bana demek istiyor ki bir daha görevden almaya kalkarsan bunları. Çünkü ben onu ima ediyorum. Yasal süreç ne demek bu? Bunu ima ediyorum. Alacağız bunları demek. Alınması lazım. Sen de bizimle beraber ol diyorum orada. Devlet Denetim Kurulu'nu işlet. Bu yasal mesnede olmayan bir şeyse eğer çıksın ortaya. Eğer yasal bir mesnedi yoksa bu çıkar ortaya, o zaman mesele yok. Ama yasal bir mesnedi varsa, bu hükümete karşı bir gösteriyse o zaman bunun gereğini yaparız. O ne demek? Alırız demek. O zaman da diyor ki bana, o zaman komuta zincirini bozma bir daha diyor bana. Anlatabiliyor muyum? Bana diyor ki ben imzalamayacağım demek bu. Ben imzalamayacağım, bozdurmam diyor. Şimdi ben çıktım, hemen Sayın Erbakan'a girdim, gittim. Sayın Erbakan'a dedim ki, Sincan'da durum böyle. Sayın Erbakan, aslında Sayın Erbakan icraat yapmak istiyordu. Sayın Erbakan millete hizmet etmek istiyordu. Sayın Erbakan bir defa daha darbeyle gitmek istemiyordu. Sayın Erbakan askerle uzlaşmak istiyordu. Canım dedi, askerler bizi seviyorlar aslında. Ben dedim ki, şu anda sizin teftiş kurulunuz var. Bunu işletmenin tam zamanı. Dedi ki, askerler, millet işte rahatsız olmasın, milleti üzmeyelim. Millete hizmet çok iyi gidiyor. Hakikaten de ekonomik olarak biz çok iyi gidiyorduk yani Refah Yolu olarak. Bizim 5 Nisan kararları Deniz Baykal erken seçime götürdü ya, bir seneden fazla zannediyorum. Bir seneden fazlaydı, bakmak lazım, şu anda hatırımda değil. Orada biz onun bütün 5 Nisan kararlarının sonuçlarını alacaktık. O sonuçlar çıktı da 95 %8 büyüme. 96 yüzde gene 8'e yakın. 97 Refah Partisi 8.3. Yani böyle gidiyoruz. Yani böyle bir ortamda gidiyoruz. Yani bayağı bir fark var. Ama 95'in yani o 95'in sonuçlarını alacaktık. Anlatabiliyor muyum? Bizim için önemli olan oydu. 94'ün sonuçlarını alacak. Neyse, bütün bunlar Refah Partisi'yle çok iyi gitti. Biz tamamen milletin yanındaydık. Birçok şeyi, şeyleri, borçları bir araya getirdik. Bütün kitlerin borçlarını falan orada bayağı bir tasarruf sağladık. Esnafa, çiftçiye, küçük işletmelere çok ciddi kaynak aktarımları oldu. Yani millet memnundu. Anlatabiliyor muyum? Millet, bu memnuniyet devam etsin istiyordu. Ve çıktı dedi ki Sayın Erbakan, canım dedi, her Cumhuriyet Bayramı'nda da tanklar yürüyor. 200'den fazla tank yürüyor dedi. Tabii biz içeride ne yaparsak yapalım Sayın Erbakan'la dışarı çıktığımızda birbirimize en büyük saygıyı gösteren iki kişi olduk her zaman. Çok nazikti. Bana karşı inanılmaz bir nezaket içindeydi. Kendisi de çok zarif birisiydi gerçekten. Yani yakından tanıyanlar bunu bilirler. Ve o dönemde bu hikayelerle yolumuza devam ettik. Sayın Alparslan Türkeş aslında benimle beraber şeye girmek istedi. Koalisyona girmek, koalisyona da değil. Bizim listelerimizden seçime girmek istedi.
Ve bir yerde emanet etmek istedi. Bak dedi, sen terör mücadelesini o kadar iyi yaptın ki bizim partimiz için bu son derece önemli. Benim sağlığım şu olur, bu olur ama bu takdir edilecek bir şey. Onun için biz sizin listenizden seçimlere girelim dedi. Ve genel idare kurulları kuruldu, onlarınki, bizimki vesaire ve biz birlikte seçime gidiyorduk. Bir yerde partisine emanet ediyordu. Bizim listelerimizde girilecek. O zamanki kanunlar öyle. Ancak listelerden girdiğiniz zaman girebiliyorsunuz. Ve bizim çok iyi bir diyalogumuz vardı. Ama diyorum ya, bu darbeler milletin vicdanında, şuurunda, yakın tarihimizin şuurunda o siyah beyazlı resim değil tek başına, o hançer gibi vurulmuş, o şuurlara işlenmiş. Resim değil sadece, yaşamış millet 60 ihtilali, 71 ihtilali, 80 ihtilali, 90'da gelmiş. Refah yolda kurulmuş. Yani bu ihtilalleri istemiyorlardı. Yoksa benimle arası çok iyiydi. Sayın Türkeş'in benimle arası gelip bana bunu söyleyecek kadar biz sizin listelerinizden girelim. Onların genel idare kurulları, bizim genel idare kurullarımız listeler çıktı. Listelere kadar yaptık. Ama sonra özellikle Doğu ve Güneydoğu milletvekilleri bu konuda daha farklı bir direnç gösterdiler. Onların milletvekilleri de öyle bir direnç gösterdi ve son dakikada bu bozuldu. Yoksa bu o iki parti tıpkı Anavatan Partisi'yle şey gibi, Birlik Partisi'yle gibi birlikte girecektik ve uzun vadeli dedi. Sayın rahmetli Türkeş uzun vadeli dedi. Yani biz bunu, benim hastalıklarım var, benim rahatsızlıklarım var. Bu uzun vadeli bir birliktelik olsun isterim dedi. Devlet için demişim. Hukuk içinde demişim. Yani devlet demek hukuk demektir. Devlet dediğiniz şey hukuk dışı bir şey değildir. Biz o zamanlar çok büyük bir özellikle güvenlik güçlerine karşı çok büyük bir saldırı başlamıştı. Yani güvenlik güçlerinin polisine, güvenlik güçlerinin komandolarına, güvenlik güçlerinin her türlü işlevlerine toplumda bir infial yaratılmak isteniyordu. Bu infiali önlemek istedim. Benim yapmak istediğim güvenlik güçlerini korumaktı. Ama bunu elbette hukuk içinde, devlet için. Yani ben devlet dışı bir şeyden bahsetmiyorum. Veyahut da derin devletten bahsetmiyorum. Devlet diyor, hukuk diyor. Bunun içinde atılan her bir kurşun şereflidir. Bunu söylemekten daha doğal hiçbir şey düşünemiyorum. Çünkü benim ima ettiğim o. Ve o sırada da tabii herkesin bilmediği şeyler vardı. Faili meçhuller falan vardı. Faili meçhullerin çok büyük bir bölümü. Bunun hepsi demiyorum. Ama çok büyük bir bölümü. O sırada PKK'nın PKK içinde vuruşması ve Hizbullah'la vuruşmasıydı. Bütün bu bilgiler bizim önümüzdeydi. Bunların devlette her zaman her şeyi her an söylenmez. Dolayısıyla onun söyleneceği yer var, söylenmeyeceği yer var. Ben güvenlik güçlerimizi korurken dedim ki bakın devlet için, hukuk içinde kurşun atan da kurşun yiyen de bizim için şereflidir. Bunu söylemekten daha doğru ne olabilir? Bunu başka yerlere çekmenin hiçbir anlamı yok. Yani karşınızda bir anne Tansu Çiller var. Ben bunca yıl buradayım. Başka bir yerde değilim. Ne dokunulmazlığım ne hiçbir şeyim var. Benim bundan başka bir şey söylemeyeceğim. O kadar açık ki, benim için o kadar açık ki. Şimdi Sayın Akşener benim o dönemde göreve getirdiğim birisiydi. Hiçbir tecrübesi yoktu. Hiçbir bilgisi yoktu. Ve ben kendi bilgime dayanarak onu oraya getirdim. Bir demokrasi mesajıydı.
işte bir kadın da bulunsun şeklindeki bir şeydi. İşte kendisi de 6 aydan biraz fazla bir görev yaptı. Gözlerim hep üstündeydi. Yani dolayısıyla benim dediğimin dışına çıkması söz konusu değildi. Benim dediğimin dışında adım atması söz konusu değildi. Bunu Sayın Ağar daha uzun yılların bir birikimiyle gelmişti. Sayın Demirel de kendisine teveccüh göstermiş birisiydi. Onunla da çok uzun yıllar beraber çalıştık. Ama sonuç itibariyle onun istifasını ben istedim. Ve istememin sebebi de daha çok o sıralarda imza atmıyordu. Yani bir yerde hükümetin kararlarını bloke etmeye çalıştı. Çok kendisi iyi bir İçişleri Bakanı'dır. Tecrübeli bir İçişleri Bakanı'dır Ağar. Çok büyük fark vardı. Yani şöyle, ben eskiden genel Milli Güvenlik Kurullarına girdiğim zaman olağan dışı bir saygıyla karşılanırdım. Yani ta kapılardan, ta öbür kapılara kadar indirilerek. Benim bir sözümün iki edildiğini duymadım ben. Sayın Güreş Paşa'nın bir lafı vardır. Tak diyor, tuk diye cevap verip hemen anında yapıyoruz. Öyleydi. O terör mücadelesinde çok büyük bir hizmet verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün de, o gün de, her zaman da bakmayın içlerinden şu çıkar, bu olur. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin göz bebeğidir. Ve göz bebeği olmazsa Türkiye çok kaybeder. En fazla kaybeder. Dolayısıyla burada olan şey farklı bir şeydi. Burada olan şey vücut dillerinden tutun da PowerPoint'le işte Sayın Başbakan'ın bütün konuşmaları, yüz mimiklerine kadar işte yaptığı şu toplantının şusu, bu toplantının busu, şu söyledikleri, bu söyledikleri PowerPoint gösterileri olmuştu. Bunlara zaman zaman ben bir başka çıkışla değiştiriyordum. Yani değiştiriyordum, olayı değiştiriyordum. Bunlar benim mesela Sayın Karadayı işte o çelik harekatta ta Zaho'dan Bamernilere içeri kadar beraber gittiğimiz bütün o Irak'ın kuzeyini bütün temizledikten sonra, bu kolay bir şey değil. Ben oraya gittiğim zaman bütün Avrupa ayağa kalktı, Amerika ayağa kalktı. Girebiliyor musunuz şimdi Irak'a? Kolay mı? Şimdi değil, herhangi bir zaman. Şimdi çok şey yapıldı şu sıralarda, bir sürü şeyler yapıldı. Ama kolay değildir bu, sokmazlar. Yani sabahlara kadar uğraşıldı ve bütün Avrupa sustu. Avrupa sustu. Düşünebiliyor musunuz bu Avrupa'yı? Allah vermeye. Amerika sustu. Orta Doğu'da tık çıkmadı. Biz girdik. Nereye giriyorsunuz? Petrol bölgesine giriyorsunuz. Dünyanın petrol bölgesine giriyorsunuz. Ve ucu açık diyorsunuz. Ne zaman çıkacağım belli olmaz diyorsunuz. Ne zaman iş biterse o zaman diyorsunuz ve inandırıyorsunuz bunu. O her bir liderle ben ayrı ayrı bunu yaptım. Ayrı ayrı. Zaman zaman geri dönerlerdi. Bitmedi mi? Hayır, bitmedi. Cevap bu. Cevap bu. Ve hiçbir şey yok. Bu kolay bir olay değil. Oralar bütün temizlendi, geri geldi ve biz Karadayı ile birlikte kısmen sınırda birlikte karşıladık. O Karadayı oturuyor. O Karadayı oturuyor. Benim gözüme bakamıyordu. Benim gözüme bakamıyordu. Çünkü onu temin eden bendim. O Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oraya girebilmesini temin eden bendim. Onu biliyordu. Adım attırmazdı. O saygı yere bakmaya dönmüştü. Vücut dilleri çok farklıydı. Ve sıkıntılı bir, sadece bütün bu anlattıklarım sadece o
Milli Güvenlik Kurulu, malum 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu değildi. O yavaş 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 o hale kadar geldi. Fakat Sayın Erbakan hocamız, Allah rahmet eylesin bu arada, İtidalle götürmeye çalıştı. İtidalle götürmeye çalıştı. Ve hizmete devam. Onun aklında hizmete devam. Yani hizmete devam. Ne olursa olsun hizmete devam. Ama onun hemen ertesinde ben birkaç defa kendisini ziyarete gittim. Bakın dedim, bu olmaz. Ben bu Milli Güvenlik Kurullarına çok girdim. Milli Güvenlik Kurulları netice itibariyle tavsiye kararı verir. Milli Güvenlik Kurulu demokrasinin gereği bize bağlıdır. Milletin iradesini temsil ediyor meclis. Öyle değil mi? Tabii. Böyle olmaz. Ve Başkanlık Divanı'ndan birkaç arkadaşımla tezekkür ettim. Genelkurmay Başkanı ve bütün kuvvet komutanları dahil liste hazırladım. Gittim kendisine, bunları görevden alacağız, istifa edeceğiz. Aman dedi, hiç kimse duymasın bunu. Hiç kimse duymasın, çünkü duyulursa çok büyük gerginlik olur. Dedim ki olsun gerginlik. Dedi ki Cumhurbaşkanı imzalamaz. Biliyorum dedim, bana bizzat söyledi zaten Cumhurbaşkanı imzalamayacağını. O zaman erken seçime gideriz dedim. Erken seçim bu meclisten çıkmaz dedi. Çıkmasın dedim. Çıkmasın. Biz bunu yapalım. Çıkmasın. Çıkmayınca ne olacak? Bir biçimde bir millete gitmenin bir yolunun gereği çıkacak çünkü. Bütün bunlar olmuş. Milletle de paylaşmış olacaksınız. Yani bu durumda nasıl devam edeceksiniz? Parti kapatılır dedi. Kapatılacak zaten. Kapatılıyor dedim. Yani o süreçte başlamıştı zaten kapatılmaya. Ama o 28 Şubat'ı böyle bir süre durdurduk. En sonunda birkaç defa gidip bu tarzdaki konuşmalardan sonra dedim ki önümüzde iki şey var. İki şey kaldı. Beklemez artık bu. Ya dediğimi yapacağız ki doğrusu budur. Gidelim. Cumhurbaşkanı reddetsin. Cumhurbaşkanı bir demokrasi mücahidi olarak oraya gelmiştir. Biz onu bir demokrasinin taşlandırması olarak, Doğru Yol Partisi olarak oraya taşıdık, dava arkadaşları olarak. Biz öyle düşünüyorduk hakikaten. Buna hayır diyemez. Dese kendisi Demirel olmaktan vazgeçmiş olur. Bizim için Demirel ayrı bir isim. Dolayısıyla bunu kabul eder, etmez, etmeyeceğini ben de düşünüyorum. Doğru. Bunu bu ihsas da etti. Daha ihsasın ötesine de taşıdı. Bu da doğru. Ama biz bunu yapalım. Seçime gideriz. Meclis seçimi götürmez. Ziyan yok. Biz gereğini yapalım. Yani keselim şunu. Hani demokrasinin kılıcı gibi. Yok işte bu çok büyük bir gerginlik yaratır. Millete fatura çıkar. Bütün bunları düşünüyordu. Samimiydi yani. Koltuk davası değildi. Hakikaten geçirmiş olduğu şeylerin üzerinde bıraktığı izlerle bir kez daha millete yaşatmamak isteği vardı. O zaman dedim bir başka şey daha var. O zaman bunları imzalayacağız. Bu bir tavsiye niteliğindedir. Bütün bakanlara bu iletilecek, bütün bunlar. Bütün bakanlıklar görüşecek bunları, görüşlerini belirleyecek. Kanun yapılması gerekiyorsa meclise götüreceğiz. Mecliste kimsenin iradesine hakim olamazsınız. Meclisten ne çıkarsa odur. Bu süreç budur. Ya o ya o. Böyle yapalım diye düşündük. Tamam dedim, ben imzamı attım, çıktım. O gene arkadaşlarıyla zorlukları var tabii. Çok büyük zorlukları var. Onu görüyorum. O da benim zorluklarımı görüyor. Ben de onun zorluklarını görüyorum. Biz iyi ortaktık. Yani nitekim sonunda o da imzaladı.
Ve imzaladı ve de verildi. Biz bakanlıklara yaydık bunu. Bütün bakan zaten nasıl yayarsınız imzalanması eğer? Bak, bütün bakanlıklara yayıldı. Bütün bakanlıklara yayıldıktan sonra o bakanlıklar karşı görüşlerini bildirdiler. Yani bize o söyledikleri şeyleri yaptıramadılar. Ya hakikaten yapılmadı. Ama bizden sonraki hükümetler, işte oraya geleceğiz, o hükümetlere bütün bunların şakır şakır yapıldığını görüyoruz. Şimdi Onur Öğmen benim müsteşarım oldu. Onur Öğmen çok iyi bir bürokrattır. Bir de kitap yazdı. Bizim partiden değildir ama. Bu kitabı çok değerli bir kitap. Bana da kitabını getirdi. Sizin oturduğunuz yerlerde de oturdu, anlattınız. Amerika'nın içinde olmadığı bir darbe yok gibi bir şey. Yani beni de kara listeye aldılar. Kardak'tan dolayı, bunları söylediğimden dolayı vesaire. Sadece biz değiliz. Yapılan birçok darbede bütün dünya, hepsinin arkasında bir biçimde Amerika'nın öyle veya böyle bir dahli. Ecevit'in önüne Apo nasıl geldi zannediyorsunuz? Ecevit'in kendisi de söyledi. Ben neden getirdiler, bana verdiler, anlamadım dedi. Apo'yu biz zaten yakalamak üzereydik, yakaladık. Beni ihbar ettiler, yani oldu diye ihbar ettiler. Sonra gazetelere çıktı o ihbarlar. Ben onlara girmeyeyim, onları. Biz onu yakaladığımız zaman kaç diye ihbar gitti ona. Yani Apo yakalandı. Apo yakalandı ama Apo'ya kaç dendi. Ve bizden dendi bu. Bizden dendi bu. Bunun istihbarat da var. Refah yolun bitirilmesi süreci var. İşte o acı bir süreç oldu. Çünkü bütün bu Sincanlar, şunlar, bunlar vesaire bitti. O arada tabii bir de Batı Çalışma Grubu çıktı ortaya. Batı Çalışma Grubu'nun çıkması da bu sürecin bir parçasıdır aslında. O Batı Çalışma Grubu da kabul edilebilir bir şey değil. Onları da zamanı geldiğinde açarız tekrar ama bütün bunlardan geçtik. Ve netice itibariyle o hale geldi ki bir parti kurduruldu. Bu partiden Cumhurbaşkanı'nın haberinin olmaması da mümkün değil. Bu DTP diye bir parti kuruldu. Bizim arkadaşlar hatta buna derleme toplama parti dediler bir ara. Fakat bu işlevsel bir parti haline geldi. Yani bu demokrasiyi bitirme partisiydi aslında. Ama öyle değil, kendilerini demokrasiyi kurtarma partisi olarak görüyorlardı tabii. Mesele şuydu. Bu defa mecliste milletin getirdiği çoğunluğu azınlığa çevirecekler. Milletin azınlığını da bir başka iradeye teslim ederek çoğunluk yapacaklar. Bu nasıl yapacaklar? Bunu hedef seçildi. Neresi? Doğru Yol Partisi. Niye Doğru Yol Partisi? Doğru Yol Partisi darbeleri bizzat yaşarken zincir bozanda vesaire vesaire, aynı zamanda merkez sağ, merkezin bütün medyasına, merkezin bütün kurumlarına, hepsine son derece duyarlı. Ve bu 28 Şubat bir süreç ve sadece askerin üzerinde yığılı değil, bu sürecin içinde sivil toplum örgütleri var. Beşi çete diyorlardı o zaman onlara. Onları da saymayayım ben sana ama bakarsın. Evet, evet, evet. Bütün işveren sendikaları, o işveren sendikasının başındaki bir kişi, Benim de sevdiğim, onu da benim de seven birisi bana gelip bizzat demiştir ki para toplanıyor. Bu parayla bir partiye transferler yapılacak. Sizden transferler yapılacak. Sadece o değil, hepinizin hayatı tehlikede. Bizi sevdiği için geldi. Bakın, bazıları öyle değil, bazıları sevdiği için. İşte benim hani ipim cebimde diye çıktığım birçok zaman oldu dedim ya. Yani bu tarzda, bunlar yaşandı. O kadar öyle oldu ki, şimdi Köksal Bey, geliyorlar partiden birisini alıyorlar, bir hangi otele götürdüğünü biliyoruz. O otele gidiyor, o otelde hepsi üşüşmüş başını, onu da biliyoruz. Bir başka çok emniyet
Libya arkadaşımızı, güvendiğimiz bir arkadaşı oraya yolluyorum. Git bak bir bakayım buna, yardım et diye. Onun önüne ya bir şantaj veyahut da bir şey koyuyorlar. 11 tane böyle alınan milletvekili zorla kurdurulan daha sonraki hükümetin bakanı oldu zaten. Yani ya şantaj veyahut da bir havuç veriliyor. Dolayısıyla darmadağın oldu. 50 milletvekili azaldı 293'ten. Bizim 293 milletvekilimiz var. Refah Partisi birinci parti, Doğru Yol Partisi ikinci parti. Biz 50 milletvekili azalttık böylece. 135 milletvekilimiz var. Bir parti parçalandı, paramparça edildi, hedef edildi. Bir ayrı parti kuruldu. Bu ayrı partinin kurulduğunu herkes biliyordu. Ne için kurulduğunu herkes biliyordu. Nitekim oraya bütün bu transferler birleşti. Ve en son ben ve Sayın Erbakan, merhum, bir araya geldik. Öyle bir hal geldi ki bu hükümet edemez hale getiriyorlar bizi. Kanunda bunun adı zaten darbe. Bunun adı hukuki olarak bu. Hükümet edemez hale getiriyorlar bizi. Ve dedi ki Sayın Erbakan, ben de dedim aynı şeyi. Bakın gidiyor bu. Protokolü işletelim. Sayın Erbakan dedi ki, çıktı 18 Haziran'da, yanılmıyorsam yani 18 Haziran'da. Cumhurbaşkanına gitti, istifasını verdi. Dedi ki millet bizden memnun. Ama öyle bir rahatsızlık yaratıyorlar ki biz hükümeti işletemez hale getiriyorlar. Bu aslında bir darbe şeyiydi. Nüansıydı orada. Ve ben ayrılıyorum. Sayın Tansu Çiller'i ve onun partisini destekliyorum. Ve onun başbakanlığında devam edeceğiz. Hemen ertesi gün meclis çoğunluğunu getirdim Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Meclis çoğunluğunu. İmzalı. Noterden tasdikli. O sırada Muhsin Yazıcıoğlu bana geldi. Dedi ki Sayın Başbakan. Başbakan olarak hitap ediyorlar o zaman da. Sayın Erbakan, Sayın Başbakan, ama bana geldi, dedi ki ben sizin başbakanınızda bunun kurulmasını istiyorum, biz destek vereceğiz. Bunun için de arkadaşlarımı ikna etmeye çalışıyorum, ikna olanlar var, olmayanlar var, bana biraz zaman verin. Bunu da söyledim Sayın Demirel. Dedim ki biz bu çoğunluk değil, bunun üstünde Büyük Birlik Partisi'nde 7 tane milletvekili var, bunlarla birlikte bir basın toplantısı yapacağız. O zamana kadar Sayın Demirel'in bir lafı vardı. 226'yı bulun gelin. 450 milletvekili var ya, 226'yı bulun gelin. Biz de 278-282'yi götürdük. Götürdük. İmzalı. Noterden geliyor dedim. Birkaç saat bekleyin. Ertesi gün saatleri beklemedi ne? Büyük Birlik Partisi ile bizim şeyimizi bekledi. Biz onun Mesut Yılmaz'a görevi vermesinden bir süre sonra ancak Büyük Birlik Partisi ile birlikte olduğumuzun açık mesajını basın toplantısında Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte verdik. Yani görebiliyor musunuz? Bütün bunlar varken kendi çoğunluğumuz var, bir de Büyük Birlik Partisi şey veriyor. Ona rağmen 226'yı bulun getirin diyen zihniyet Sayın Cumhurbaşkanı götürüyor, anavatana veriyor. Ciddi olarak çok büyük bir düş kırıklığı hissettim. Çünkü biz orayı Doğru Yol Partisi'nin ve bizim misyonumuzun, ta Demokrat Parti'den gelen bu misyonun bir büyük mücadeleyle Sayın Demirel'i Cumhurbaşkanlığına taşıyışı olarak gördük. Darbelere karşı taşıyışı olarak gördük. Anlatabiliyor muyum? Ve ben Özal'ın yanında da yalanmadım. Ben yasaklı mahzenlerde olan Demirel'in yanında başladım siyasete. Bu bir seçimdi. Biri orada, biri burada. Vallahi oradan daha önemli bir şey oldu onu. Sayın Erbakan da biliyordu. Olabileceğini biliyordum. Olabileceği benim kulağıma kaçırılmıştı. Ve o sırada bana aynı zamanda başbakanlık teklifi geldi.
Nereden? Askeri kanattan. Dediler ki bırak bunu, bırak bunu. Başbakan sen olacaksın. Ve bunu Sayın Erbakan duymuş. Ben elimin tersiyle ittim ve dedim ki bakın, ben milletin olmadığı yerde olmam. Ben milletin olmadığı yerde olmam. Yani bak Mesut Yılmaz'ı yapıyoruz. Sen olabilirsin onun yerine. Bunu duyum aldı mı diyorsun ya. Hı hı. O duyum hem kulağıma kaçırıldı. Hem de bir yandan da sen ol. Bak asker de seni istiyor aslında. Çünkü Mesut Yılmaz'ın terör mücadelesiyle arası biraz açıktı. Tabii isteyeceklerdi. Olmaz olur mu? 28 Şubat'ın bütün hepsinin orada yazılı olan her şeyin yapılmasını isteyecekler. Nitekim onu yaptırmadılar. Nitekim onu yaptırdılar. Hepsini isteyecek. Fakat bunu duyan Erbakan bunu duydu. Ve geldi bana dedi ki gözlerinde hüzün vardı ama çok duygusaldı aynı zamanda. Dedi ki istihbaratı geldi dedi bana dedi. Size verilen şeyin istihbaratı. Ben arkadaşlarıma size güvenebileceğimizi söylemiştim. Hep dedi. Şimdi daha da fazla ifade edeceğim dedi. Bunu millet için yaptınız dedi. Bu zorlukları en iyi ben bilirim dedi. Çok şeydi, duygusaldı. Çok duygusaldı, çok duygusaldı. Tabii biz de söylemeye çalıştık. Yani bırakın bakın bu uzlaşma, büyük bir uzlaşma ve kendi içinde bir devrim bu. Çok iyi ekonomik olarak refah yol devam ediyor. Ben bunu askere de anlatmaya çalıştım. Bırakın bunu böyle yapmayın. Yani bakın siz o zamanlar bunu da söyleyeyim milletin netice itibariyle özellikle gençlerimizin hafızalarında yer alsın bunlar. Ondan önce biz Refah Partisi ile çok karşı karşıya olan iki partiydik. Hatta Anadolu'da kadından imam olmaz, dolayısıyla da başbakan olmaz denilirdi. Bütün bunlar bizim kulağımıza da gelirdi. Bu iki parti uzlaştı ve bu iki parti koalisyon gereği Sayın Erbakan'ın ağzından Sayın Çiller'in başbakanlığındaki bir hükümeti destekliyoruz dedi. Daha sonra hatta beraber olacağımızı konuştuk. Bunların hepsi kendi içinde çok büyük açılımlardı, çok büyük devrimlerdi, çok büyük bir uzlaşmayı getiriyordu. Belki biz bütünleşmenin de üstesinden gelecektik. Sadece devletle milletin barışması değil, bir büyük, yani belki darbeler dönemi o zaman kapanacaktı. Anlatabiliyor muyum? Belki vesayet dönemi o zaman kapanacaktı. Belki ayrışmadan bütünleşilecekti. Bütün bunların imkanları vardı orada. Ben Tansu Çiller mağdur olmuş. Genel Başkan Doğru Yol Partisi'nin kim olsa o olacaktı mağdur. Benim partim çok mağdur oldu. Paramparça oldu. O da doğru. Ama en çok demokrasi yara aldı bir kez daha. Tabii Refah Partisi kapatıldı. Tabii bütün onların hepsi oldu ama biz gerçekten darbeyi alıp kalan, altında kalan olduk onun. Ve en büyük bedeli aslında millet ödedi. Yani bu milletin ödediği faturaları daha sonra anlatmak isterim genç nesiller için. Fırsat olursa onu yaparım. Siyasi rakiplerimiz belliydi. Çok ilginç değil mi? Mesela Sayın Ecevit aslında Refah Partisi ile koalisyon kurmuş. Üstelik de Kıbrıs harekatı olmuş değil mi? Yani bu kadar birlikte olmuşlar. Hiç oralı olmadı. Yani ben ona gittim anlattım bakın bu gereği bu sırada bu uzlaşmanın gereği var vesaire. Onu duymazdan geldi. Demirel de yapmış Refah Partisi ile. Ama o başından beri çok ciddi bir endişe içindeydi. Yani bunun tekrarıyla ilgili endişe içindeydi. Aslında bu aşamada bir defa bana Sayın Erbakan dedi ki Sayın Ecevit ve Sayın Demirel anlaştılar dedi. Hangi konuda anlaştılar dedim. Bu dedi daha sonra Sayın Ecevit'le birlikte eğer bu yolda ilerlerlerse bundan sonra kurdurulacak hükümetler veya daha sonrasında bu 5+5
gündeme gelecek dedi. İstihbaratı iyiydi Sayın Erbakan'ın. Mesela yani duyardı birçok şeyleri, söylerdi. Ben de dedim ki canım 5 artı 5'e daha çok var, biz daha buradayız. Yok dedi, yani bu dahi konuşuldu, yani onlar anlaştılar dedi. Onlar anlaştılar dedi, yani onların arasında bir anlaşma var dedi. Yani söylemek istediğim şey şu ki galiba Demirel öyleydi, şey böyleydi, yani Refah Partisi'de yapmış olanları söylüyorum. Anavatan Partisi'yle zaten Anavatan Partisi Mesut Yılmaz yapmak istemişti bir ara ama olmadı. Bütün bunlardan sonra aslında olmamasının ana nedenlerinden bir tanesi de benim özverimdi. Benim sağ bütünleştirme çabam, vizyonum, amacım, heyecanım vardı. Yani darbelerle bölünmüş bu şeyi bir bütünleştirirsek bir istikrar gelir Türkiye'ye. Yani o vardı. Ama bütün bunlara rağmen gerçekten demokrasinin yanında yer almadılar. Demokrasinin yanında yer almadılar. Sizin... En fazla doğrusu Sayın Demirel'e şaşırdım. Yani en fazla ona şaşırdım. Bütün bu sürecin hepsinde çok hayal kırıkları devamlı yaşadık. Yani hayal kırıkları yaşanmaz olur mu? Çünkü ekonomi iyi gidiyor, birçok iyi şeyler yapıyorsunuz. Dengeler oturuyor. OECD'nin 3 yıl üst üste bu, yani benim 5 Nisan kararlarından sonra baktığınız zaman üst üste 3 yıl OECD birincisi olduk biz büyümede. 3 yıl üst üste. Kolay bir şey değil. Son yılda da Refah Partisi ile birlikte oldu. Yani çok iyiydi. Ama Demirel'in bir lafı vardı. Ekonominin çok iyi olması falan hiçbir şey ifade etmez. Eğer darbe yapılacaksa yapılır derdi. Ben de bunu böylece görmüş oldum. Yani şimdi biz de bizden sonrakilere aktaralım ama darbeler dönemi bitirildi. Ona da geleceğiz inşallah. Bakın ben bunu en çok da gençlerimize söylemek istiyorum. Çünkü gençlerimiz bunu anlamalılar. Şimdi bütün bu anlatacaklarımı tekrar edip tekrar gençlere döneceğim. Şimdi bakın, eğer bir Batı çalışma grubu kuruluyorsa bir ülkede, genelkurmayın içinde bir birim olarak ve bu birim camiye gidenleri, camide neler konuşulacağını kendi personeliyle fişliyorsa, o yetmiyor. İkinci bir yazıda Genelkurmay tarafından, birisi tarafından imzalanmış. Yine bilirsiniz siz kimin tarafından olduğunu hepsini. Ben isimlere girmiyorum ama belli bu. Diyor ki bütün okullar, İmam Hatip okulları, bütün okullar girilecek. Laiklik karşıtlığı var mı yok mu? Herhangi bir şey yapılıyor mu yapılmıyor mu? Bütün partiler, yerel gazeteler, bütün sendikalar fişlenecek diyebiliyorsa. Buna demokrasi falan demek mümkün mü? Tutup iki kartel medya var zaten, iki tanesi var. Bunlardan bir tanesi çıkıp diyorsa ki biz sadece genel kurmayı dinledik. Hükümeti yok saydık, onun gücü yoktu. Biz onlar ne dediyse onu bastık. Ve yargı bu briefingler önünde ayakta durduysa ve alkışladılarsa, üniversiteler keza bunu yaptıysa, bütün sivil toplum örgütleri, her biri, bunun içinde bir koalisyon gibi, bir darbe koalisyonu gibi yer aldıysa eğer, ve ondan sonra yetmiyormuş gibi çoğunluğu kurmak, çoğunlukla gittiğin bir rakamla 226'yı bulun getirin, 450 milletvekili var diyen Cumhurbaşkanı, bu görevi verdiğiniz çoğunluğa rağmen aman bekle 1-2 saat Büyük Birlik Partisi ile 280 küsürü getireceğim, 90'a yaklaşıyor dememize rağmen tutup bir gün içinde, 24 saat içinde azınlığa bu görevi veriyor ise ve o görevi verdikten sonra bir gün değil, iki gün değil, bir hafta, iki hafta kurdurulmuş olan bir başka partiye, büyük derleme toplama partisi diyoruz, DDP'ye
50 milletvekili transfer ediliyorsa 235 milletvekilinden yani 293 toplamdan 50 azaltılarak o çoğunluk milletin gönderdiği iradeyle o çoğunluk azınlık yapılıyor ve o azınlık bir başka iradeye teslim ediliyorsa ya. Ve bu korkutularak ve bu milletvekili transferleriyle otel odalarında korku salarak, şantajlarla kimisine bir takım ikbal sözleriyle 11 tanesi bunların bakan yapıldı ondan sonraki şeylerde. 11 tanesi yapıldıysa ve bu hükümet edemez hale getirildiyse eğer bunun o milletvekillerini kelepçelerle alıp dışarı çıkarıp o hükümeti hükümet edemez hale getirmekten hiçbir farkı yoktur. Eğer bu böyleyse bu tam anlamıyla bir darbedir ki böyleydi. Dolayısıyla evet bu belki klasik anlamda tek bir noktada tek bir kesit değil. Bu bir süreç. Bu belki tek bir güç karşısında da değil. Bu bir darbe koalisyonuyla artı dış güçler. Bunun içinde sivil toplum örgütleri var. Bunun içinde gazeteler var. Kendi ağızlarından ifade. Bu benim değil. Bunun içinde şantajlar var, tehditler var. Her şey var. Ve bu halde bir azınlık bir başka iradeye teslim ederek çoğunluğun iradesine el koyabiliyorsa ki o milletin iradesi, bunun adı darbedir. Başka hiçbir ismi yoktur. Şimdi burada tabii şunu söylemek gerekir. Evet bizler mağdur edildik. Tansu Çiller mağdur edildi. Bu önemli değil. Benim partim mağdur edildi. Bakın o parti devlet eliyle parçalandı daha sonraki seçimlerde. Oraya kadar gidemiyoruz. Ama ondan sonra Doğru Yol Partisi devlet eliyle, millet eliyle de Anavatan Partisi tasfiye edildi. Merkez sağ topyekün tasfiye edildi bu süreçte. Bunun sonucunda millet bir süreç sonucunda Ecevit hükümetini gördü. O da bir ara rejimin sonucudur. Ondan neleri hatırlıyoruz? Ondan iki şeyi hatırlıyoruz. Fırlatılan anayasa kitapçı değil mi? Onu hatırlıyoruz. Sonra başka neyi hatırlıyoruz? Batan bankalara batırıyoruz. Bu bankaların resmi rakamları söylüyorum şimdi. Bu bankaların toplam millete faturası 291 milyar dolar. 46 milyar dolar sadece batan bankaların kendi yükleri. Millete, fatura milleti. Bakın şimdi şunları şöylece bir karşılaştırın. Bu 291 milyar doların sadece 46 milyar doları batan bankaların doğrudan yükü. Şimdi yapılan projelerden bahsediyoruz. Marmara Ray var ya 3-4 milyar dolar. Düşünün 291 milyar dolar nereye? 3-4 milyar dolara yapılmış Marmara. Üçüncü köprü 4 milyar. Başından itibaren itiraz ediliyor. Edilir edilmez. Muhalefetin hakkıdır. Muhalefet de eder. Derler ki Kanal İstanbul açılmasın. Maliyeti büyük. 12 milyar dolar diyor iktidar. Bu projenin muhalifleri 20 milyar dolar diyorlar. Ama o darbenin sadece batan bankalar kanalıyla maliyeti 291 milyar dolar. 100 bin dolar bugün tek bir kişinin istihdam açması için gerekli yatırım. 4 milyon insanımız var. Bu 291 milyon doları şöyle bir hesap edin. Ben girmeden düşünüyordum bunu. İnanın girmeden düşünüyordum. Bu bugünkü işsizliğin %70'ini yok eder.
bu maliyetleri genç nesiller bilsinler. İstiyorum ki bizim Z jenerasyonumuz, ondan sonra alfa geliyormuş, biz böyle adlar veriyoruz gençliğimize, bilsinler bu darbelerin ne olduğunu. Bakın millet ne yaptı? Bir başka partiye yol verdi, AK Partisi'ne. Bugün onu da soracaksınız herhalde. AK Partisi orada yaptığı bir şeyi inkar edemeyiz. Bu millet iyisiyle kötüsüyle tarih yargılayacaktır, her şeyi yargılayacaktır. Ama bu parti bu vesayeti ve bu darbeler dönemini kapadı. Millet bunu unutmaz. Ama şimdi önümüzde bir başka bir şey daha var. Milleti bütünleştirmemiz lazım. Genciyle, yaşlısıyla, merkez sağın tekrar canlandırılması, ruhunun en azından canlandırılmasıyla. Bu milleti tekrar bütünleştirme gibi bir misyonumuz var. Ancak demokrasinin standardının en yüksek olduğu bir seviyede ve bu platformda uzlaşmayı becerirsek biz bunların hepsini yaparız.